Değerli dostlar, merhabalar. Radyomuzu takip eden değerli arkadaşlar, hürmetlerimizi sunuyoruz öncelikle. Şu anda saat 15 itibariyle Radyo Akdeniz, Radyo Vitamin, Radyo Renk, Radyo 2000 ve Radyo 80 olarak ortak yayına başlıyoruz. Bugünkü konuğumuz ise Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü, kıymetli hocamız Profesör Doktor Orhan Büyükalaca. Hocam öncelikle hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum bizleri davet ettiğiniz ve bizleri Osmaniyelilere buluşturma fırsatı verdiğiniz için. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi de onurlandırdığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. İyisinizdir umarım. Çok teşekkür ediyorum. Bugün biraz gecikmiş de olsa basına ayırdığımız bir gün oldu. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla sabah da Osmaniye'deki gazeteciler cemiyetlerini ziyaret ettik. Yine basın mensuplarıyla bir arada beraberdik. Bugün de sizlerle şu anda burada beraberiz. Onun için bugün hep basınla içli dışlı olduğumuz bir gün oluyor bizim açımızda. Çok teşekkürler hocam. Yani o günü aslında biz unuttuk, Çalışan Gazeteciler Günü. Gazeteciler adı altında biz de toplandığımız için o günü açıkçası ben kendi şahsım adına söylüyorum tabii bunu, Emre Özdemir olarak unuttum. Ama bu gerçekten teşrifiniz için de, kibarlığınız için de çok çok teşekkür ediyoruz. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi aslında gelişen ve geliştiğini de çok belli eden bir üniversite hocam. Evet. Yani bu gelişme içerisindeyken de Türkiye'nin belirli bir kesimine değil tamamına hükmetmesiyle Osmaniye'de gerçekten öncü bir eğitim kuruluşu oldu. Bu tabii alanda da sizin hizmetlerinizi biliyoruz. Hali hazırda devam eden birçok fakültemiz var. Evet. İnşaatın devam ettiği. Bu anlamda da sizin değerli görüşlerinize başvurmak istiyorum biraz. Ben kısaca üniversitemiz hakkında isterseniz toparlayıcı bir bilgi vereyim. Üniversitemizde kurulmuş olan 5 tane fakültemiz var. Ancak bu fakültelerden 3 tanesi şu anda aktif ve öğrenci kabul eder durumda. Fen Edebiyat Fakültesimiz, İktisadi İdare Bilimler ve Mühendislik Fakültelerimiz bizim öğrenci kabul eden fakültelerimiz. Ama bunların yanında Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültemiz ile yeni kurulmuş olan İlahiyat Fakültelerimiz henüz kuruluş aşamasında. Bu kuruluş aşaması hem idari yönden bölümlerin kurulması hem de akademik yönden akademik birimlerin kurulması şeklinde devam ediyor. Dileğimiz kısa bir süre içerisinde bu iki fakültemizin de aktif hale gelerek öğrenci kabul eder duruma gelmesi. Bunun dışında bizim 5 fakültemizi ilave olarak şu anda Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'nda kuruluş çalışmaları devam eden 4 yıllık başka bir birimimiz var. Sağlık Yüksek Okulu şeklinde. Bu Sağlık Yüksek Okulu da bizim üniversitemizin yeni bir birimi olacak. Diğer bir yüksek okulumuz, Yabancı Diller Yüksek Okulumuz var. Gerek öğrencilerimize hazırlık okulu, gerekse de üniversitedeki öğrencilerin dil eğitimlerini daha iyi bir şekilde yürütülebilmeleri için kurduğumuz bir bölüm. Bugünlerde o yüksek okulumuzu canlandırmaya çalışıyoruz. Yeni öğretim görevlileri aramıza kattık. Büyütmeye çalışıyoruz. Bunun dışında ön lisans aşaması dediğimiz meslek yüksek okullarımız mevcut. Osmaniye'deki, merkezdeki meslek yüksek okulumuza ilave olarak Bahçe, Kadirli ve Düzçin'de meslek yüksek okullarımız var. Ayrıca lisans üstü çalışmalar için, yüksek lisans ve doktora çalışmaları için 2 de enstitümüz mevcut. Bunlar Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bu 2 enstitümüz değişik alanlarda Osmaniyelilere ve Türkiye'den değişik öğrencilerimize yüksek lisans ve doktora programları sunmaya başladılar şu aşamada. Çok güzel. Bu arada belki son bir haber olarak şunu da söylemek isterim. Kadirli ilçemizde de uygulamalı bilimler yüksek okulu kurulması için yine 4 yıllık bir yüksek okuldur fakülte düzeyinde. Girişimlerde bulunduk. Hazırlamış olduğumuz, üniversite olarak hazırlamış olduğumuz dosyayı şu anda Yüksek Öğretim Kurulu'na sunduk. Onun onayını bekliyoruz. Devam eden projeler hocam, bunlar Osmaniye'ye, özellikle sadece Osmaniye değil tabii ki, bölgenin de biraz da eğitim alanında farklılaştığını gösteriyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi eskiden bu yana, hani meslek yüksekokulundan sonrasına üniversite olduktan evet, bu yana benim takip ettiğim ve gerçekten bir üniversite öğrencisi olarak takip ettiğim ve daimi olarak hani benim dönemimde keşke olsaydı diyebileceğim
en azından şu an için ve bahsettiğiniz projelerle alakalı ki çoğu zaman takip ediyoruz internetten. Girişte bahsettiğimiz Çalışan Gazeteciler Günü demiştik. Hani çalışmak babında biraz takip evet. etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda da keşke hani ben başka üniversite değil de Osmaniye'deyken tercihimi yaparken bu bölümler olsaydı ve burada başlasaydım diyorum. Ve şu anda inşaatı bitmek üzere olan özellikle fakültelerimiz var sanırım. Evet. Bizim üniversitemizde yapılanma birkaç koldan devam ediyor. Biz bunları bir fiziki yapılanma olarak görüyoruz ki yeni binalarımız. Bu binaların bir grubu ofis şeklinde öğretim elemanlarının oturabileceği ama aynı zamanda bu binalarımızın içerisinde derslikler, öğrencilerimizin ders görebileceği derslikler, laboratuvarlar, bilgisayar laboratuvarları, atölyelerin bulunduğu birimler. Şu anda hızlı bir şekilde yapılaşma süreci üniversitemizde devam ediyor ve son teknolojiyi kullanarak tam donanımlı binalar yapıyoruz. Merkezi ısıtmasından, soğutmasından, yer kaplamasından, dış cephe kaplamasından tutun da sınıflardaki projeksiyon sistemine, bilgisayar sistemine, ses sistemine varıncaya kadar bütün altyapıyı düşünerek bir yapılaşma takip ediyoruz. Bir diğer nokta tabii ki öğrenciler sadece vakitlerini sınıflarda, laboratuvarlarda geçirmiyorlar, atölyelerde geçirmiyorlar. Üniversite demek biraz da öğrencinin sosyal yönden, kültürel yönden, hatta sportif yönden kendini bulduğu, kendini geliştirdiği bir mekan. Bu sebepten dolayı aynı zamanda sosyal mekanların gelişimine de büyük önem veriyoruz üniversitemizde. Bu çerçevede merkezi kafeteryamızı şu anda aktif hale getirdik. Yine öğrencilerimizin devam edebileceği kantin tarzı mekanların sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Ve bunların birçoğu tamamlandı. Öğrencilerimizin kullanımına hazır. Ama aynı zamanda spor tesislerimiz de oldukça iyi bir durumda şu anda. Üniversitemizde kapalı spor salonu, tenis sahaları, badminton sahaları, voleybol, basketbol ve FIFA standartlarında bir futbol sahamız var. Şu anda tribünüyle birlikte tamamen FIFA standartlarında yaptırdığımız. Bunun yanında biraz daha alternatif sporlara yönelebilmeleri için ülkemizde çok bilinmeyen squash isimli bir spor dalıyla ilgili salonlarımızı yaptırıyoruz ve önümüzdeki ay inşallah bunları da kullanıma açacağız. Yine 2013 yılı içerisinde şu anda projelendirmesini devam ettiğimiz ve 2013 yılı içerisinde temelini atacağımız kapalı yüzme havuzumuz üniversitede inşa edilecek. Bu açıdan baktığımızda üniversitede sadece derslikler, laboratuvarlar değil ama aynı zamanda sosyal, kültürel yönden de öğrencilerin gelişimi için ciddi adımlar atıyoruz. Diğer taraftan üniversite bilimsel araştırma yapan mekanlardır. Bilimsel araştırmaların yürütülebileceği ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz ki bu çerçevede de oldukça güzel ve modern bir merkezi araştırma laboratuvarını tamamlamış bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde faaliyeti açacağız. Şu anda içerisindeki mobilya dekorasyon işleriyle uğraşıyoruz. Perdelerin takılması vesaire. Bu işin fiziki cepheden gelişimi. Devam eden kütüphane inşaatımızdan da bahsetmek isterim. 15 bin metrekare kapalı alana sahip ve Türkiye'deki en büyük kütüphanelerden birisi olabilecek nitelikte bir kütüphane. Ama biz burayı sadece klasik anlamda kitapların bulunduğu bir mekan olarak düşünmüyoruz. Öğrencilerimizin rahat vakit geçirebilecekleri, rahatça gelip kendi proje çalışmalarını yürütebilecekleri, gerektiğinde bir bardak çay kahve içebilecekleri, gerektiğinde cep sineması, konferans salonu bu tür faaliyetleri yürütebileceğimiz, içerisinde uzay gözlemleri yapabileceğimiz küçük bir gözlem evi ve bir planetaryum olan, hem zemin katında hem de çatı katında kafeterya bulunan güzel bir mekan hazırlıyoruz. Şu anda birinci katında devam ediyor bu inşaatın. 2013 yılı sonu olmasa da inşallah 2014 yılı içerisinde bu mekanı da öğrencilerimizin kullanımına açacağız. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'de şu bir gerçek ki gençlerimiz okumaktan biraz uzaklaşıyorlar. Özellikle elektronik çağının getirdiği kolaylıklar diyelim birazcık öğrencilerimizi klasik anlamdaki okuma alışkanlıklarından uzaklaştırıyor.
Bir de sıkıcı mekanlar haline kütüphaneler dönüştürecek olursanız gençleri oraya çekmek hiç mümkün olmuyor. Onun için biz daha ferah, daha rahat, boş vaktim var, nereye gideceğim, gidebilirim dediğinde aklına gelebileceği bir mekan olsun istiyoruz. Tabii ki konsantre olup sessiz ortamlarda çalışmak isteyen gençlerimiz de, öğrencilerimiz de olacak. Onlara da imkan sağlayacağız. Onların da çalışabilecekleri mekanlar olacak ama biz o klasik alışılagelmiş sus, konuşma, aman sesini alçalt tarzı bir kütüphaneden çıkıp biraz daha böyle ferah, rahat, gerektiğinde sere serpe oturup arkadaşıyla sohbet edebileceği ama bu arada bir şeyler okuyabileceği, okumaya teşvik edecek bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Bunlar için fiziki gelişme yönleri. Tabii ki diğer yönden üniversite içerisindeki insan kaynağıyla, akademisyenlerle hayat bulan bir kurum. Bu alanda da şu anda üniversitemizde yaklaşık 250 civarında akademisyen görevi yapıyor. Tabii ki bunların sayısı yeterli değil, artması gerekiyor. Ki biz yeni birimleri, az önce bahsettiğim gerek İlahiyat Fakültesi olsun, gerek Mimarlık Tasarım Güzel Sanatlar Fakültesi olsun, gerekse de şu andaki mevcut Mühendislik Fakültesi ve İktisadi İdare Bilimler Fakültelerimizin öğrenci kabul etmeyen bölümlerini bir an önce canlandırmak istiyoruz. Öğrenci kabul eder hale gelmek istiyoruz. Bu çalışmalar da bir taraftan devam ediyor. Bu çerçevede almış olduğumuz araştırma görevlileri var bünyemize kattığımız. Biz bunları Türkiye'nin değişik üniversitelerine ve hatta yurt dışına gönderdiğimiz arkadaşlarımız var. Oralarda yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yapıyorlar. Bunlar da bu çalışmalarını yapıp tamamladıktan sonra aramıza katılacaklar ve üniversitemize çok ciddi bir ivme kazandıracaklarına inanıyoruz. Biz de inanıyoruz hocam. Yani Osmaniye olarak ve Osmaniyeli halkı olarak bu bahsetmiş olduğumuz kütüphane gibi bir hizmetin üniversite bünyesinde var olması ve sizin de tekrar bir not olarak eklediğiniz gibi biz ve bizim gibi gençler daima böyle kitap denilince nedense kendimizi daha hayır eğlenceli bir şey bulmalıyım gibisinden böyle bir ortamlara çekmek istiyoruz mesela. Ben çok duyuyorum, şunun gibi cümleler çok duyuyorum daha doğrusu. Osmaniye'de yapacak ne var? Evet. Hani özellikle de öğrenci kesimleri bunu çok fazla tekrar ediyor. Ve öğrencileri gerçekten öyle bir alanda tutmalıyız ki hem memlekete faydası olacak şeyler yapmalılar, hem eğlencenin hem de bir birlik beraberliğin farkına varmalılar. Sanıyorum ve hatta sanmıyorum, çok iyi biliyorum ki yapacak olduğumuz Osmaniye'deki üniversitemize, Korkut Ata Üniversitemize yapacak olduğumuz bu kütüphane öğrenciler için büyük bir toplanma amacı olacak. Bunu, şunu da söylemek isterim. Artık basılı kitap mutlaka devam edecektir ama diğer taraftan elektronik ortamdaki kitaplar çok daha önem kazanmaya başladı. Biz bu kütüphanede aynı zamanda elektronik kitaplara ve elektronik basılı eserlere erişimi çok önemsiyoruz. Bu kütüphanede istiyoruz ki öğrencilerimiz nasıl ki bir kütüphaneye, klasik kütüphaneye gittiğiniz ödünç bir kitap alıyorsunuz. Buraya gittiğinde bir tablet ödünç alsın ödünç verme masasından. Bizim abone olduğumuz değişik elektronik kitap veri tabanları var. Örneğin şu anda bizim üniversitemizde yaklaşık 30 bin basılı klasik eserimiz var. Ama bir veri tabanına üyeyiz. İçerisinde 70 bin kitabımız var. Sadece bir veri tabanına üyelikle. Ha, önemli olan artık bilginin hangi ortamda olduğu değil, bu bilgiye erişip, rahat bir şekilde erişip bunu kullanabilmek ve ondan faydalanabilmek. Ha, biz işte bu kütüphanemizde de belki çok fazla basılı eser olmayacak. Böyle bir hedefimiz yok. Ama bilgiye erişim merkezi gibi düşünüyoruz. Yani öğrenci bir tableti eline alıp veya bir dizüstü bilgisayarı eline alıp projesini yürütsün veya bir elektronik ortamdaki bir kitaba erişsin, orada rahatlıkla gerekiyorsa uzanarak okusun bu kitabı. Yeter ki bilgiye erişsin ve ondan faydalansın, ondan bir katma değer elde edebilsin. Bunu hedefliyoruz. Çok güzel özetlediniz hocam. Hem de eğlenceli hale gelmiş, evet, olur en azından. Evet. İlgi çeker bu manada. Sanırım son olarak biten projelerimiz arasında Korkut Ata Üniversitesi'nin yemekhanesi vardı, evet, değil mi bir de? Evet. Gezdim, gördüm. Bu alanda gerçekten emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Şöyle düşünelim. Hani nasıl ki büyük bir şehirde, işte turistik beldelerde bir restoranta gidersiniz.
ve gayet güzel şekilde böyle servisleriniz, masalarınız vardır. Üniversitemizin yemekhanesi de o düzeyde olur. Hatta belki de daha bir üst seviyesinde olmuş. Bu alanda da gerçekten yemekhane ile alakalı, bilgileriyle alakalı eklemek istediğiniz bir şey olabilir mi hocam? Şimdi burada insanlar mutluysa üretken olur. Bu öğrencilerimiz için de geçerli, personel için de geçerli. Tabii ki mutluluğu etkileyen en önemli unsurlardan biri içinde yaşadığımız fiziki mekanlardır. Yani bu çerçeveden baktığımızda da işte olmazsa olmaz ihtiyaçlarımızdan birisi beslenme ihtiyacını gidermek. Ha bunu bir ferah bir ortamda, zevkli bir ortamda yerine getirmeyi biz hedefledik ve bu çerçevede de ayrıntılara özen göstererek bir klasik devlet kuruluşu anlayışından biraz daha öte, biraz daha özel, sizin de vurguladığınız gibi bir özel sektör mantığıyla yaklaşarak ferah bir ortam olsun istedik ve bunu da gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Bu çerçevede ben şunu da vurgulamak isterim. Biz sadece mekan anlamında değil ama aynı zamanda yemeklerimizin kalitesiyle de iddialıyız. Gerek öğrencilerimiz gerek personelimiz tamamen aynı yemekleri yiyoruz. Öğrencimizin yediği yemekle benim yediğim yemek veya diğer personelimizin yediği yemek arasında hiçbir fark yok. Tamamen aynı yemeği yiyoruz ve burada da kaliteye gerçekten dikkat ediyoruz. Tükettiğimiz ürünlerin tamamen kaliteli olmasına, sağlıklı olmasına, insanların daha ağız tadına hitap edecek zevklere yönelik olarak yemekler çıkarmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da oldukça olumlu geri dönüşler aldığımızı düşünüyorum üniversiteler içerisinde gerek personel gerekse de öğrencilerimiz açısından. Herkesin mutlu olduğunu gördüm ben. Bu anlamda da tekrar tekrar tebrik etmek istiyorum. Hocam şöyle yapalım. Diğer radyolarımızla aynı anda bağlantıda olduğumuz için yemek, ekmek ihtiyaç biliyorsunuz ki reklamlarımız. Tabii ki. Diğer radyolar için de şöyle bir kısa bir mola verelim. Az sonra ikinci bölümde buradayız arkadaşlar. İkinci bölümde devam ediyoruz. Kıymetli ve değerli konuğumuz Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Orhan Büyük Alaca ile. Hocam birkaç sorum olsun istiyorum size. Şimdi ilk bölümde ilk girişte bahsettik. İlahiyat fakültemiz. Bunlar ne durumda mesela ve özellikle yakından da az çok takip ettiğimiz bir gündem olduğu için insanların ve dernek kuruluşlarının özellikle bu alanda bir öncülük etmeye çalıştığını da az çok kulak misafiri olduk. Bu alanda, bu anlamda sizin eklemek istedikleriniz nedir acaba? Üniversitemizde İlahiyat Fakültesi resmi olarak kuruldu. Bunun gelişimi şu şekilde gerçekleşti, kuruluş süreci. Özellikle Osmaniye'de faaliyet gösteren Ensar Vakfı öncülüğünde Osmaniyelilerin üniversitemiz bünyesinde bir ilahiyat fakültesi kurulması noktasında kuvvetli bir arzuları oldu. Ve bizlerle görüşmeler esnasında da bu ilahiyat fakültesinin kurulması durumunda onun gerek binasının gerekse bina yerinin kendileri tarafından, Osmaniyeliler tarafından temin edilebileceğini bize belirttiler. Ve bu çerçevede biz Ensar Vakfı ile bir protokol imzaladık. İlahiyat Fakültesi'nin binasının yaptırılması ve yerinin temini konusunda. Ve üniversite olarak kuruluş çalışmalarına hızla başladık. Üniversite senatomuzda bu kararı geçirdik. Daha sonra YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu kararıyla şu anda İlahiyat Fakültesi kuruldu. Tabii ki bu fakültemizin canlanması, içerisinin dolması, öğrenci kabul edilebilir hale gelmesi için binasının yapılması gerekiyor. Bizim beklentimiz de burada Ensar Vakfı ile anlaşmış olduğumuz üzere başlangıçtaki konuşmamız gereği bu binanın bir an önce yaptırılması ve şu anda Ensar Vakfı'ndan sonra Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği şeklinde bir dernek kuruldu. Vakıfla birlikte bu derneğimiz faaliyet gösteriyor. Bizim dileğimiz bütün Osmaniyelilerin bu sürece katkı koyarak İlahiyat Fakültesi binasının yerinin temin edilmesi ve binasının bir an önce yapılması ki biz de bunun içerisini akademik anlamda doldurabilelim, öğrenci kabul edebilir hale gelelim. Bu konuda ben Osmaniyelilerin duyarlı davranacağına inanıyorum ve üniversite bünyesinde böyle bir fakülte binasını kazandıracaklarına ümit ediyorum kısa süre içerisinde.
İlahiyat Fakültesi ve bir fakültenin daha aslında bünyemize katılacak olması özellikle de Korkut Ata Üniversitesi için ve de Osmaniyeli için bu anlamda iyi olacaktır. Ve hocam peki kampüs alanımız bu anlamda yani özellikle de üniversite yeni fakülte kurulduktan sonra birkaç ek daha yapıldıktan sonra kampüs alanımız genişleyecek mi? Yani bu anlamda yeterli olabilecek mi? Az önce İlahiyat Fakültesi ile ilgili bilgi verirken de dikkat ettiyseniz bina ve yeri vurgusunu yapıyordum. Bunun bir gerekçesi var. Bizim üniversitenin kuruluşunda Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'ne ayrılmış belirli bir kampüs alanımız var. Burada bizim iki problemimiz var bu alanla ilgili olarak. Bunlardan bir tanesi parçalı bir yapı içerisinde olması. Hemen Karaçay'ı geçtikten sonra Karaçay Köprüsü üzerindeki Karaçay üzerindeki köprüyü geçtikten sonra Kredi Yurtlar Kurumu'nun önündeki mekan ve onun karşısındaki ortasından yol geçen arazi üniversitemize ait ve yaklaşık 160-170 dekarlık bir arazi. Tabii ki bu bizim şu an içinde yapılanmakta olduğumuz kampüs alanından kopuk bir alan. Evet. Burasına ait bizim Devlet Planlama Teşkilatı, yeni adıyla Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmış projelerimiz var. Binalar anlamında. Ancak biz bugüne kadar bu projelerimize başlamadık, faaliyete geçirmedik. Çünkü biz parçalı bir yapıda olalım istemiyoruz. İstiyoruz ki bu mekanları biz terk edelim. Bahsettiğim 160-170 dekarlık alanı mevcut kampüs alanımıza birleşik bir yerde devam edelim. Çünkü ayrı bir yerde kampüs kurmak bizim için çok arzu edilebilecek bir durum değil. Çünkü yeni bir kampüs kurduğunuzda oraya güvenliği, oraya yemek, oraya kantin, oraya bilgisayar altyapısı, oraya kütüphane, hepsini bunların spor tesisleri baştan düşünmeniz gerekiyor ve parçalı bir yapı, çok arzu ettiğimiz bir yapı değil. Şu anda içerisinde bulunduğumuz kampüs alanı ise tamamen dolmak üzere. Eğer üniversitemize yakın zamanda gelenler varsa görecektir birçok yerde devam eden inşaatlarımız var. Özellikle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi inşaatımız da başlayacak. Bu inşaatımızın başlamasıyla birlikte üniversitemizde yeni bir bina yapacak yerimiz kalmıyor. Bu sebepten dolayı bizim bir şekilde büyümemiz gerekiyor. Bu çerçevede de bizim beklentimiz az önce bahsettiğim Karaçay'a hemen yakın olan mesafedeki arazilerin bir şekilde mevcut kampüsle değiştirilmesi, bütünleştirilmesi ve kampüs alanında büyüme sağlanması. Bu çerçevede de biz valiliğimizden, belediyemizden, Osmaniyelilerden destek bekliyoruz. Aksi takdirde 5 yıl sonra üniversite bina yapacak yer bulamayacak hale gelebilecektir. İşte bu çerçevede de biz İlahiyat Fakültesi ile ilgili görüşmeleri yaparken sadece bina çerçevesinde değil aynı zamanda yerin de bize kazandırılmasını talep ettik ve bu konuda da görüş birliğine varmıştık gerek vakfımızda gerekse de dernekle ilgili olarak. Aslında üniversitenin fiziki açıdan da konum olarak da yeri tamamıyla ben ilk bakışta mesela aşağıda da muhabbetimiz gibi konuştuğumuz gibi biraz böyle şiirsel bir yapım olduğu için baktığım zaman üniversite belki de olabilecek en iyi yerde. Türkiye'nin birçok ilindeki üniversiteyi gördüm, gezdim. Fakat üniversite, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi daha böyle bir doğayla sanki iç içe gibi geliyor ve bu anlamda da desteklerin tamamıyla oluşturulduktan sonra üniversite sadece aslında bir eğitim kurumu değil. Üniversite aslında büyük bir mahalle. Üniversite aslında komşuluğun da olduğu bir yer gibi. Ve kütüphanelerimizde gerek gençlerin gerekse eğitmenlerle beraber, öğretmenlerle beraber bu anlamdaki bu eğitim açlığını farklı bir şekilde yani daha eğlenceli bir şekilde tamamlayacağı şeklinde de görüyoruz. Yer konusu çok önemli. Şimdi bazı üniversitelerimize baktığımızda fiziki olarak şehir merkezlerinden çok uzak. Belki çok güzel alanlarda kurulmuş doğayla iç içe ve rahat bir yer derdi olmayan ama bu fiziki mekan ayrılığı ileride ciddi problemler oluşturuyor. Üniversiteyle şehrin kaynaşmasını, bir araya gelmesini, sosyal, kültürel, sportif, ekonomik yönden gelişimine engel olacak bir yapıda. Bizim üniversitenin yerine baktığımızda ise ne şehrin tamamen içerisinde ne de şehrin tamamen dışında. İşte sırtımızı bir tepeye dayamış durumdayız.
Bu anlamda oldukça iyi bir yerdeyiz. Şehrin gelişimine engel olmayacak bir mekanda bulunuyoruz. Ama şehre yakınız. Bu önemli bir avantaj. Aksi takdirde bizim arzuladığımız Osmaniye Üniversitesi, Osmaniye Kopyatat Üniversitesi ile Osmaniye şehrinin toplumunun kaynaşmasını sağlamak mümkün değil. Mümkün olmayacakları uzak bir mekanda olduğunda. Çok şehrin içerisinde olacak olursa da onun getirdiği tabii ki problemler var. Çok ciddi sayıda öğrenci, personel vesaire baktığınızda o da ayrı bir handikap oluşturuyor üniversite içerisinde. Bir şey daha özellikle vurgulamak istiyorum. Bizim kampüs alanımızda peyzaj düzenlemelerine, yeşil alanların oluşumuna oldukça büyük önem veriyoruz. Yani sadece bina yapıp geçelim istemiyoruz. İnsan kampüse girdiğinde farklı bir yere geldiğini, farklı bir dünyaya adım attığını hissetsin istiyoruz. Bu alanda da özel bir önem gösteriyoruz. Yeşil, doğayla iç içe ve ferah öğrencilerimizin, çalışanlarımızın huzur içerisinde hissedebilecekleri bir mekan olmalarını istiyoruz. Anlıyorum hocam. Son olarak özellikle benim dikkat ettiğim, merak ettiğim bir şey var. Şimdi web sitesinde ve özellikle de Korkut Ata Üniversitesi'nin başarılarını duyuyoruz ama genelde böyle bir öğrencilerle alakalı bu bütün üniversitelerdeki gibi acaba standart bir program mıdır yoksa gerçekten çok üzerinde duruyor musunuz? Yurt dışı eğitimleri. Şimdi üniversitelerdeki eğitim anlayışı hızlı bir dönüşe geçiyor, değişim içerisine giriyor. Bu hem kalite anlamında olsun hem de sizin de bahsettiğiniz gibi hareketlilik anlamında. Biz buna genel olarak hareketlilik kavramını diyoruz. Nedir bu hareketlilik kavramından kasıt? Ondan kastımız şudur. Öğrenci diyelim ki Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'ne kaydoldu ama aynı zamanda eğitiminin belirli bir bölümünü başka bir üniversitede geçirebilsin. Bu yurt içinde olabilir veya yurt dışında olabilir. Bu çerçevede Türkiye'de üniversitelerde uygulanmakta olan iki program var. Bunlardan bir tanesi Erasmus programı dediğimiz Avrupa Birliği ülkelerine öğrencilerimizin gönderilmesi noktasında ki biz burada oldukça iyi bir konumdayız. Bu hareketlilikten faydalanıp öğrencilerimizi yurt dışına gönderebilmek için belirli yükümlülükleri üniversite olarak yerine getirmemiz gerekiyor. Dış ilişkiler ofisimizi kurup belirli anlaşmalar yapmamız gerekiyor ki biz bu alanda kendimiz de yaştaş diyebileceğimiz üniversiteler içerisinde çok iyi bir konumdayız. Oldukça fazla sayıda öğrencimizi dışarıya gönderiyoruz. Orada bir yarı yıl veya bir sene eğitim almalarını sağlıyoruz. Ama aynı zamanda Farabi isimli bir program var. Bu da Türkiye'deki üniversitelere gönderiyoruz öğrencilerimizi. Yine bu çerçevede de çok fazla sayıda üniversiteyle anlaşma yapmış durumdayız. Öğrencilerimiz yine bir yarı yıl veya bir yılı, bir eğitim yılını tamamen başka bir üniversitede geçirebiliyorlar. Bunun şu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum. Ufku açık, farklı kültürlerle, farklı insanlarla, farklı dillerle, farklı dinlerle, farklı yemek zevkleriyle belki baktığınızda öğrencilerimizin karşılaşması, bunlarla bir şekilde iletişim içerisinde olması, sadece kendi yaşadığı gibi bir dünyanın olmadığı, bunun dışında farklı bir dünyanın olduğu ve yarın bir gün bu dünyanın içerisinde kendisinin de yer alacağını daha eğitim öğretim yaparken kavraması açısından çok önemli bir konu, hareketlilik konusu. Bu çerçevede, bu konuya da biz gerçekten üniversite olarak özel bir önem veriyoruz. Hem yurt içinde hem de yurt dışındaki hareketlilik adına. Çok güzel bir süreç. Sizin de eklediğiniz gibi öğrenci atıyorum Kırşehirli ise, Kırşehir kültürüyle büyümüş bir öğrenci geliyor Osmaniye'de Osmaniye kültürünü görüyor. Ama yurt dışına gittiği zaman da aslında Türk kültürünün bir nebze olsun yakınından uzağından pek alakası olmayan bir kültürle baş başa kalıyor. Hem dil eğitimi için, bizzat uygulamanın için vesaire bu anlamda genellikle. Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi ve daha birçok alanda da başarıları, inşaatları devam ediyor diye eklemiştik. Eklemek istediğiniz üniversitemizle alakalı bir şeyler var mı hocam? Şunu belirtmek isterim. Türkiye'de son yıllarda oldukça fazla sayıda üniversite kuruldu. Bu gençlerimizin yüksek öğrenim almaları adına oldukça sevindirici bir gelişme, olması gereken bir gelişme. Ama burada
Şuna dikkat etmek gerektiğini biz üniversite olarak özellikle düşünüyoruz. Bu süreç içerisinde kaliteden ödün vermemek gerekiyor. Öğrenci sayısı nicelik olarak artarken niteliği de hiçbir zaman göz ardı etmemek gerekiyor. Bunun için de üniversitemizde biz kaliteyi daima ön planda tutmaya çalışıyoruz. Bu açıdan baktığımızda gerek derslerimiz, gerek sınıflarımız, mekan olarak gerekse de laboratuvarlarımız, özellikle laboratuvar altyapımız bu konuda çok mütevazi olmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Oldukça iyi bir durumdayız. Şu anda uygulamalı bilimlerdeki laboratuvarlarımızda bunlara özel bir önem veriyoruz. Nedeni sadece teoride kalan, sadece teorik bilgilerle donanmış bir mezun yarın bir gün okuldan ayrıldıktan sonra piyasayla gerçekle yüz yüze geldiğinde bir adaptasyon sürecinde artış oluyor. Yani bunu önlemenin yolu deneyler, laboratuvarlarla bu süreci mümkün olduğunca kısaltmak. Biz üniversite olarak bu bir taraftan büyürken bir taraftan da bu kalite unsurunu daima göz önünde bulunduruyoruz ve kaliteli bir eğitim vermek için bütün önlemlerimizi alıyoruz. Ben bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü zihinlerde şöyle bir algı oluşabiliyor. İşte yeni kurulmuş bir üniversite, daha nesi olabilir ki, ne sunabilir ki öğrencilere, gençlere diye böyle bir algı var, olabilir bazı kesimlerde. Ama ben özellikle şunu vurguluyorum ki kalite konusunda hiçbir tavizimiz yok. Altyapı anlamında birçok gelişmiş üniversitede olmayan bir altyapıya sahibiz. Bunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Gerek sosyal tesisler, gerek sportif faaliyetler anlamında. Ben bu konuda bir tereddüde olan varsa bizim dinleyicilerimiz arasından gençler olabilir veya çocuğu yakını üniversiteye sınavına girecek olanlar olabilir. Onları bir üniversitemize davet ediyorum. Bugüne kadar gelmedilerse bizim gelişimimizi görmeler açısından ne yaptığımızı, üniversitenin ne durumda olduğunu görmeler açısından veya illaki üniversite sınavına girecek olmayabilir, üniversiteyle ilgili düşüncesi olan bir Osmaniyeli olabilir. Kapılarımız daima kendilerine açık. Bütün Osmaniyelileri üniversitemize bekliyoruz. Eğer bugüne kadar gelme fırsatları olmadıysa gelsinler, misafirimiz olsunlar, bir üniversitemizi yakından tanısınlar. Biz Osmaniyeli Üniversitesi olmak istiyoruz. Yani orada bir üniversite var, kendi içinde, kendi kabuğu içerisinde bir şeyler yapmaya çalışıyor değil. Bunu Osmaniye ile birlikte yaparak, Osmaniye'nin gelişimine katkı koyarak, bir taraftan Osmaniye gelişirken bir taraftan da üniversitemizin gelişmesini, üniversitemiz gelişirken Osmaniye'ye katkı koymasını düşünüyoruz. Bu anlamda da sadece üniversite adaylarını değil, bütün Osmaniyelileri üniversitemize davet ediyoruz. Ben davetli olmadığım halde gittim, gördüm arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hocam, şereflendirdiğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. İnşallah Osmaniye'nin üniversitesi olarak eklemiş olduğunuz gibi İlahiyat Üniversitesi olsun, daha birçok fakülte olsun, daha birçok fakültenin Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'ne ve özellikle Osmaniye'yi çok yakışacağını umuyorum.